Milliyet gazetesinden Gökhan Karakaş'ın yazısı. Kalp ve kanser hastaları su altına daldı, hastalara örnek oldu. Dünyada yaşamı tehdit eden en önemli hastalıklar arasında ilk iki sırayı kanser ve kalp rahatsızlıkları alıyor. Bu süreçte mücadelede yüksek morale sahip olmak hastaları yaşama bağlıyor. Memorial Bahçeli Evler Hastanesi Meme Sağlığı Merkezi'nden Profesör Doktor Fatih Aydoğan ve Memorial Şişli Hastanesi Kalpodamar Cerrahisi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Bingür Sönmez, hayatlarına dokundukları hastalarıyla MR akvaryumda sağlık farkındalığı için dalış yaptı. Hastalık süreçlerinde doktorlarıyla omuz omuza mücadele eden hastalar, su altında özel mesajlar içeren pankartları doktorları ile birlikte açtı. Bu tecrübeye, dünya serbest dalış rekortmeni olan milli sporcu Şahika Ercümen de eşlik etti. Kanser onların hayallerini ertelemedi. Profesör Doktor Fatih Aydoğan ile hastası Bahar Karacan akvaryuma dalış yaptı ve su altında, "Kanser hayallerinizi ertelemesin" yazılı pankartı açtı. 38 yaşındaki Bahar Karacan geçtiğimiz sene meme kanserine yakalanmıştı. Profesör Doktor Fatih Aydoğan'ın ameliyat ettiği Karacan kısa sürede sağlığına kavuştu. Karacan ameliyat sonrası da aktif yaşamına devam ettiğini belirterek, "Aslında eşimle birlikte üstü üste hastalıklar yaşadık. 12 yıl önce hayatımı birleştirdiğim eşim evliliğimizin ikinci ayında kansere yakalandı. Doktorlar çocuk sahibi olamayacağımızı söylemişti ama dünya tatlısı bir oğlumuz oldu. Ben de 2022 yılında meme kanseri ile tanıştım ancak hastalığın yaşamımı kısıtlamasına bir an bile izin vermedim. Çeşitli spor dalları ile uğraşıyorum. Şimdi de kanser hastalarına umut olabilmek adına bir dalış gerçekleştirdik. Hayallerinizden ne olursa olsun vazgeçmeyin," dedi. "Sanatın ve sporun iyileştirici gücünden faydalanılmalı." Profesör Doktor Fatih Aydoğan, kanser hastalarında sadece tedavinin değil, hobilerinde yaşama tutunmak ve hastalığı yenmek için büyük önem taşıdığını belirterek, "Hastalarımıza sanatın ve sporun iyileştirici gücünden faydalanmaları gerektiğini aktarıyoruz. Meme kanserinde tedavi sadece tümörü çıkarmak veya ilaç uygulamalarından oluşmuyor. Hastaların fiziksel iyiliklerinin yanında ruhsal ve sosyal yönden iyilik halini de sağlamak önem taşıyor. Bunun için hastaların severek sürdürecekleri hobiler seçmeleri ve kendilerini psikolojik olarak iyi hissedecekleri aktivitelere yönelmeleri tedavinin olmazsa olmazı. Ayrıca kanserle savaş sonrası birçok spor rahatlıkla yapılabilir. Bu aktiviteler hastaların tam iyileşme sürecine önemli katkıda bulunacaktır," dedi. "Kanser zor bir süreç ve motivasyon çok çabuk düşebiliyor. Milli sporcu Şahika Ercümen ise, "Amacımız bugün bir farkındalık oluşturmaktı. Çünkü kanser süreci zor bir süreç ve motivasyon çok çabuk düşebiliyor. Su ve spor da bunun en iyi destekçilerinden birisi. Kanser, doğru tedavi ile kazanabilecek bir savaş. Ben de bir astım hastasıyım ve evde oturup hastalığımla bir şekilde demoralize olabilirdim ancak sporu tercih ettim. Hayallerin peşinden gitmek çok önemli. Hastalığın beni yenmesine izin vermedim. Buradaki hastalar da bugün hastalıklarıyla savaşı bir kez daha kazandı," dedi. Profesör Doktor Sönmez bypass olan hastasıyla daldı. Hastalarıyla Ağrı Dağı'na tırmanan Profesör Doktor Bingür Sönmez, "Su altında kalp hastaları zirvede de olabilir, suların derinliklerinde de" yazılı pankartı 10 yıl önce bypass olan ve 3 damarı değişen 77 yaşındaki diş hekimi hastası Nezih Saruhanoğlu ile birlikte açtı. Dalış sporcusu olan ve 28 yıl boyunca Türk Balık Adamlar Spor Kulübü Başkanlığı'nı yapan Saruhanoğlu ameliyat olduktan sonra da dalmaya devam etti. Her yıl düzenli olarak kalp kontrollerini yaptıran Nezih Saruhanoğlu'nun sağlık kontrolleri dalış öncesinde Profesör Doktor Bingür Sönmez yönetiminde yapıldı. Nezih Saruhanoğlu, bypass ameliyatının dalış yapmasına engel olmadığını, yıllardır bu sporu severek yaptığını belirtti. "Bypass sonrası dalış yapıp daha tırmanabilirsiniz.
Profesör Doktor Bingür Sönmez, kalp ameliyatı sonrası bazı hastalar depresif bir döneme girebiliyor. Travma sonrası sendrom olarak da adlandırılan bu süreç 1 ile 3 ay arasında devam edebiliyor. Bypass ameliyatı sonrası 1 ay dinlendikten sonra kişi günlük yaşantısına dönebiliyor. 3 ay sonra da egzersiz ve spor yapabiliyor. Kaygı ve stres seviyesini daha iyi yönetebilen ve aile bağları sağlam olan insanlar ise genellikle bu dönemi daha çabuk atlatabiliyor. Yoga, egzersiz, spor, çeşitli sanatsal terapilerde kalp ameliyatı olmuş kişilerin günlük yaşamlarına adapte olmalarını sağlamak açısından büyük önem taşıyor. Ameliyatından 3 ay sonra kişi 3500 rakımlı bir dağa tırmanıp 20 metreye kadar su altına dalış yapabiliyor. Bu organizasyonda kalp hastalarının tam olarak iyileşebilmesi için hayata katılmalarının, aktif kalmalarının gerekliliğine işaret etmesi açısından çok önemli. Thank you.